Babu siyami yevmi aşura'a. Aşure günü oruç tutmak. 1896 nolu hadise geldik. Haddesene Ebu Asim'in, bize Ebu Asim anlattı. An Umar ibn Muhammed'in, o da Ömer bin Muhammed'den. An Salim'in, o da Salim'den. An Ebihi, o da babasından. Radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Yevme aşura'a inşa'a sama. Aşure gününe gelince, eğer dilerse oruç tutar. Demiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. 1897 nolu hadiste ise, sıradaki hadisimiz, Haddesene Ebu'l-Yemani, bize Ebu'l-Yeman anlattı. Ekberena Şuayb'un, bize Şuayb haber verdi. An-Zuhriye, o da Zuhri'den. Kale, dedi ki, Akhbarani Urwa ibn Zubeyr, bana Urwa bin Zubeyr haber verdi. Enne Aişe radıyallahu anha, Aişe radıyallahu anha kâlet, demiş ki, Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emara, emretmiş idi. Bi siyami yevmi aşura'a, aşure gününü oruçlu geçirmeyi. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ Ramazan farz kılınınca كَانَ مَنْ شَاءَ سَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ Artık oruç tutmak isteyenler tuttular, iftar etmek isteyenler, tutmamak isteyenler yani tutmadılar. Ramazan orucu ile birlikte aşure orucu üzerindeki zorunluluk kalktı demek istiyor. Ama yine tutmaya devam edenler olmuş. 1897. Burada o açıklık yok yani, teki çifti hadiste geçmiyor. Ama başka hadislerde vardı diye hatırlıyorum. Evet. Evet. Böyle anlamıştır, böyle anlamıştır. Sanıyorum onu da içine alıyor. İçine alıyor. Yani yuvarlağın içi dolu. Çünkü Arefe günün orucu ile ilgili ayrıca rivayetler vardı. Ama o konuda çok net değildi herhalde şimdi hatırladığım kadarıyla. Geçen yeni Arefe gününde oruç tutmadığını peygamber. Evet. Yani o konu çok net değil Arefe günü. Çünkü bu ifade de dediğiniz gibi Arefe gününe kadar deyince e kadar, yani bir gün öncesine kadar gibi anlaşılır. Eğer Arefe gününü de tutmayı müsaade ediyor idiyse o zaman bayrama kadar dese daha anlaşılırdı. Haklısınız. 1897'yi okuyacağız. Okuduk. 1898'i okuyalım. Haddesena Abdullah ibn Meslemete, bize Abdullah bin Mesleme anlattı. An Malik'in, o da Malik'ten. An Hişam ibn Urvete, o da Hişam bin Urve'den. An Ebihi, o da babasından. Enne Aişete radıyallahu anha. Aişe radıyallahu anha kâlet, demiş ki, Kâne yevmu aşura'a tasumuhu Kureyş'un fil cahiliyeti. Aşure gününü Kureyş cahiliye döneminde tutardı. Ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yasumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tutardı. Felemma kadimel medinete,
Medine'ye gelince samahu, onu tutmaya devam etti. Ve amara bi siyamihi, ve tutunmasını da emretti. Felemma furida ramadanu, Ramazan farz kılınınca, tereke yevme aşura, aşure gününü, yani oruç tutmayı bıraktı. Femen şa'a samahu, dileyen tuttu. Ve men şa'a terekehu, dileyen de onu tutmayı bıraktı. İlginç bir şeyden söz ediyor hadiste. Sanki cahiliyede Kureyş'in de tuttuğu bir oruç imiş gibi. Halbuki biz okuduğumuz hadislerde Medine'ye geldiğinde yeni öğreniyor. Ve Musa'ya biz daha evlayız, madem öyle biz de tutalım diye tutmaya kalkışıyor. Evet, halbuki bu hadiste de Kureyş'in de Aşure'yi tuttuğunu, Resulullah'ın da vaktiyle tuttuğunu falan söylüyor. Muhtemelen ravinin bir yanılgısı söz konusu. Kureyşliler değil de o ehli kitap Yahudiler. Evet. 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 1800 olmaya olabilir de işte o diğer bildiğimiz rivayet ile bir de yani buna dair pek fazla bir bilgim yok yani böyle. Bir tek bu rivayette gördüm şimdi Kureyş'in de Aşure'yi tuttuğuna dair bir malumat. Resulullah'ın da vaktiyle. Belki müşriklerin oruç tuttuğuna dair de galiba ilk rivayet. Yani evet, yani o konuda böyle Kureyş müşriklerinin oruç tuttuklarına dair böyle bir daha başka rivayetler üzerinden doğrulanan bir şey değil diye biliyorum bunu şimdi. Ya bir de orucu bir şey mal ediyor. Sanki Müslüman'ın aynı oruç tutuyorlar. Ya oruç değil. Tabii neyi nasıl tuttuğunuza bağlı. Hristiyanlar hayır. Hipokrat yani. Amaçlanma değil. Bazı şeyde yememek gibi. Mesela sıvı, o sıvıdan kendinizi mahrum bırakmıyorsanız. Aynı oruç değil, evet. Aynı oruç, aynı oruç değil tabii ki. Bazen olur ki hiç yemeyle içmeyle alakalı olmayan bir oruç olur. Konuşma orucu gibi veya bir eylemden imtina etmek gibi. Ama sanıyorum onlarda da bu yeme içme ile alakalı bir boyutu var oruçlarının, ama işte çerçevesi aynı olmayabilir. Gece içine dahil mi değil mi, sıvı meselesi, cinsellik meselesi epeyce farklı olabilir. Bazen olur ki oruç tutar, yani bizdenkinden farklı olarak bu kez şeyden de el etek çeker, iş yapmaktan da. O da orucun bir parçası olur mesela. Dolayısıyla dediğiniz gibi oruç oralarda da aynı, buralarda da aynı gibi düşünmemek lazım. Özellikle baktığımızda Hristiyanlarda da Yahudilerdeki orucun şeyi, çerçevesi ve şeyleri epeyce farklı bizden. 2002 şey 1898 ne oldu hadisi okuyoruz şimdi de. Haddesena Abdullah ibn Meslemete. Okuduk mu? Peki. 1899'u okuyalım. Haddesena Abdullah ibn Meslemete, bize Abdullah bin Mesleme anlattı. An Malik'in, o da Malik'ten. An İbn Şihab'in, o da İbn Şihab'tan. An Humeyd ibn Abdurrahmani, o da Humeyd bin Abdurrahman'dan. Ennehu semi'a Muaviyet ibn Ebi Sufyan'a radıyallahu anhuma, kendisi Muaviye bin Ebi Sufyan'ı işitmiş. Allah her ikisinden razı olsun diyor.
Burada da bir baba oğul var. O yüzden her ikisi de sahabi. Hem Muaviye'yi hem de Ebu Sufyan'ı kastederek. Yevme Aşura'a. Aşure günü duydum diyor Muaviye'yi radıyallahu anh. Âme hacca alel minberi. Minber hac ettiği sene minber üzerinde konuşurken yekulu kendisini dinledim. Dedi ki ya ehlel medineti. Ey Medine halkı. Eyne ulemâukum. Alimleriniz nerede? Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Ben Allah'ın Resulünü işittim diyordu ki hâzâ yevmu aşura'a. Bu aşure günüdür. Ve lem yektubillahu aleykum siyamahu. Allah sizin üzerinize onun orucunu yazmış değildir. Ve ene saimun. Bense oruçluyum. Femen şa'a felyasum. Dileyen tutsun. Ve men şa'a felyuftir. Dileyen de tutmasın. Aşağıda muhakkik eyne ulemâukum. Hani alimleriniz nerede sizin sorusunu? Sualuhu hâzâ yehtemilu annehu semi'a men yekûlu an savmi yevmi âşura'a khilâfe mâ alimahu. Bu sorusundan anlaşılıyor ki diyor Muaviye toplumda kendi şu bildiğine aykırı bazı şeyler gördü. O yüzden de minberden böyle sordu. Alimleriniz nerede sizin diye. Niye müdahale etmiyorlar gibi. Ne olmuş olabilir? Belki millet hep oruçluydu. Farz gibi telakki ediyorlardı. O da böyle telakki edilişine karşı çıktı ve bu hadisi söyledi. Yahut hiç kimse oruç tutmuyordu Aşure günüyle alakalı. O da bakınız Resulullah ben oruçluyum demişti. Evet Allah yazmadı ama bu orucu. Fakat ben tutuyorum. Tutmak isteyenler tutsunlar demişti. Ne oluyor size aranızda hiç o aşureyi tutan yok. Bu da olabilir yani değil mi? Ortamla. Evet ilki daha şey sanki. Kafamızdaki Muaviye portresine daha bir öteki gidiyor herhalde. Radıyallahu anh. Bir tarihte bir yerde yemek yedik böyle. Şey yemek diyorum iftar ettik. İftardan sonra bir ilahiyat hocası, hocamız yaşlı bir hocamız. Hani teravih kılınacak Ramazan'ın şeyi ama ilahiyatçılar iftar edince ne yapar? Teravih kılar mı? İşte hocamız dedi ki gitmezseniz eğer dedi dağılmazsanız size bir Resulullah'ın teravihinden kıldırırım. Yani demek istiyor ki Hazreti Ömer zamanında işte daha fazla kılındı. Yani 20 rekat değil de 8 rekat teravih kılalım gibi bir şey anlatmak için böyle söyledi. Resulullah'ın teravihinden falan dedi. Sonra ben de bir yerde toplantım var. Ayrılmak durumunda kaldım. Yani teravihe kalamadım. Çıktım orası bir otel gibi bir yer. Çıkarken orada arkadaşlar gördüm gidiyorlardı. Onlara sordum. Hayırdır niye teravihe kalmadınız? Resulullah'ın teravihini kılacaktınız. Biz Muaviye'ninkine şey yapacağız demek ki öyle bir algı var yani. Yani kaçmanın şeyi de o gözüküyor. Hiç kılmamanın. Muhtemelen ben sordum belki siz Hazreti Ömer teravihine mi gideceksiniz? Yani camiye gidip 20 rekat mı kılacaksınız diye. Onlar da herhalde kırmışlar teravihten. Öyle cevap verdiler. Şimdi size de diğer seçenek daha evla geldi yani. Millet sıkı bir şekilde aşureyi tutuyorlardı. Hazreti Muaviye de minbere çıkıp hayırdır niye böyle? Tabii sanıyorum halife olarak tabii değil mi o esnada? Oraların hakimi olarak çıktı minbere dedi ki sizin alimleriniz nerede? Herkes farz gibi telakki etmiş aşureyi tutuyorlar.
Halbuki ben duydum ki Resulullah diyor ki وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ Allah size bu günü yazmadı oruç tutmak üzere. Yani farz kılmadı. Dileyen tutsun, dileyen tutmasın. Ama enteresan. Her başlığında tutulmayacağına dair rivayet yapıyor. Aynı zamanda kendisi oruçlu. Değil mi? O وَاَنَا سَائِمُنْ diyen Resulullah. Kendisi oruçlu değil. Yani söz Resulullah'ın sözü. Ben oruçluyum. Tutan tutsun, tutmayan tutmasın. Ancak Allah size bunu farz kılmış değil. Siz o sözün o devam eden kısmını Muaviye için düşündünüz. Yok, muhakkik de tırnağı sonuna kadar taşımış. Yani o kısmı hep merfu sayıyor. Bazen oluyor böyle. Yani hadisin merfu olan kısmının nerede bittiğinden tereddüt ediyorsunuz. Mesela burada olduğu gibi bu ana saimun sözü Muaviye'ye ait olabilme ihtimali var. Yani görünür haliyle, ama işte diğer rivayetlerle kıyaslandığında merfu olduğu belirginleşiyorsa, ki belli olmuş ki muhakkik tırnağı her da ile başlatıp fel yuftır ile kapatmış. Sıradaki hadisimiz 1900 nolu hadis. Haddesene Ebu Ma'merin. Bize Ebu Ma'mer anlattı. Haddesene Abdülvarisi, bize Abdülvaris anlattı. Haddesene Eyyubu, bize Eyyub anlattı. Haddesene Abdullah ibn Said ibn Cübeyrin, bize Abdullah bin Said bin Cübeyr anlattı. An ebihi, o da babasından. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma, o da İbni Abbas'tan, Allah kendisinden de babasından da razı olsun. Şimdi İbn Abbas anlatıyor. Kale dedi ki: Kadimen Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem el Medine'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Fara el Yahuda, Yahudileri gördü. Tasumu yevme Ashura, Ashura gününü oruç tutarken gördü. Fakale dedi ki: Ma hada, nedir bu? Şimdi kendisi zaten tutuyorduysa, Kureyş'ten bilindik bir şeydiyse, Medine'ye geldiğinde böyle sormaması lazım. Kalu dediler ki: Hâzâ yevmun sâlihun. Bu iyi bir gündür, güzel bir gündür, hoş bir gündür. Hâzâ yevmun neccallâhu beni İsraîle min adûvihim. Bu öyle bir gün ki Allah İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardı. Fasamahu Musa. Bu sebeple Musa bugünü oruçlu tutmaya, bugünü oruç tuttu. O yüzden demek ki biz de o günden bugüne kendi Resulümüzün orucunu tutuyoruz demek istediler Yahudiler. Kale, bunu duyan Allah'ın Resulü dedi ki: Fe ana ahakku bi Musa minkum. Ben Musa'ya sizden daha çok hak sahibiyim. Yani ona ittiba etmeye, ona uymaya. Fasamahu deyip Resulullah da Aşure gününü tutmaya başladı. Ve emara bi siyamihi, ve tutulmasını da emretti. Şimdi bu rivayeti İmam Buhari demin okuduğumuz Kureyş'in de tuttuğuna dair rivayette birlikte veriyor. Ve her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Yani eldeki malumat, bilgiler bunlar. Bana isnatlarını sorun. İsnatları sağlıklı diyor. Geri ki metin değerlendirmesi size kalsın. Onu Ramazan farz kılındıktan sonra yapmış. Tutsan tutsan tutsun, tutmayan tutmasın gibi. Ama ondan öncesinde tutun demiş. Hatta bu emri çıkardığında bu o hadiseyi böyle şey öğrenmiş.
O günün içerisinde öğrenmiş bu hadiseyi. Öğrenir öğrenmez de haber salmış etrafa. Sabahtan bir şey yememiş olanlar aynen oruç olarak devam etsinler akşama. Yemiş olanlar da şu andan itibaren yemeyip oruca başlasınlar şeklinde Aşure gününü böyle de böyle başlatmış yani. Hocam, bu Aşure günüyle Ramazan orucu yani hepsi herhalde hicretin ilk yılında olan şeyler. Ramazan ikinci yılda. Oruç ikinci yılda. Peygamber Efendimiz bir sene Aşure orucu tutmuş olması gerek. Ya da iki sene. İkinci yılında ise. Evet. Ya da iki sene. Evet. 1900 no'lu hadisi okuduk. Bu hadisi bize İbn Abbas radıyallahu anh aktarıyor. Yani böyle şey durumlarda dönüp kim aktarıyor? Kimin kavrayışı daha şey? Ondan sonra kimin aktarımını destekleyen başka daha fazla rivayet var sahabeden gelen, ortamdan gelen. Dolayısıyla bu araştırma yapıldığında şey kalan, tekil kalan, noktasal kalan, sahada da karşılığı bulunmayan rivayetin o bölümünden sarf-ı nazar edilir. Çünkü ravi de sonuçta bir insan yani bunu o da yanılabilir. Nitekim belli ki ikisinden birisi yanılıyor. Ama bu Resulullah'ın Aşure'yi bir şekilde tuttuğuna, Ramazan farz kılınmazdan evvel, ve tutturduğuna, daha sonra Ramazan farz kılınınca da bundan belli bir şekilde geri adım attığına dair olan o müşterek bilgiyi ortadan kaldırmıyor. O her iki hadis grubunda da mevcut. 1901 no'lu hadis. Haddefena Ali ibn Abdullah, bize Ali bin Abdullah anlattı. Haddethena Ebu Usame'te, bize Ebu Usame anlattı. An Ebi Umeysel, o da Ebu Umeys'ten. An Kays ibn Müslim'in, o da Kays bin Müslim'den. An Tarık ibn Şihab'in, o da Tarık bin Şihab'dan. An Ebi Musa, o da Ebu Musa'dan. Radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Şimdi bize Ebu Musa el-Eş'ari'yi anlatıyor. Kâle dedi ki kâne yevmu âşura, Aşure günü te'udduhul yehudu iden, Yahudilerin bayram saydıkları bir gündü. Kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki fasûmûhu entum, siz de onu tutun. Şimdi muhakkik buradan şunu anlamış aşağıda. Diyor ki fasumuhu entum demek, şu halde siz de onu tutun demek. Mu'alinine ennekum tuhalifunahum fi itibarihi aidan. Böylece ilan etmiş olursunuz ki siz onu bayram kabul etmiyorsunuz. Niye? Li'ennekum la tasumuna yevmel aidi. Çünkü siz bayram günü oruç tutmazsınız. Bu nasıl bir anlayış? Bana çok zor geldi. Yani biz Aşure günü, Resulullah Aşure gününü sırf onlara muhalefet etmek için tutmuş. Ya zaten adamlar da tutuyorlar. Biz de tutuyoruz ki onlara muhalefet edelim. Niye? Çünkü biz bayram günleri oruç tutmayız. Tutarak o günün bayram olmadığını onlara göstermek istedik, muhalefet etmek üzere. Belki bu hadiste belki onların oruç tutmadığını o gün bayram yaptığını tartışıyor. Ama geçmiyor ama onların tuttuğunu evet biliyoruz yani. Yani bunun iddiasına göre onlar oruç tutmuyor, bayram yapıyorlar. Yani. Tutmuyoru söylemiyor açıkça. Söylese dediğin olur. Oruç tutmayarak bayram ediyor. O bize ait olan bir şey yani bayramda oruç tutmama. Bayram, onu bayram sayarlardı diyor. Oruç tutmadıklarına dair bir sarahat yok. Önceki rivayette de oruç tuttuklarını söylüyor. Dolayısıyla Yahudiler birleştirirsek bunu bayram sayıp oruç tutuyorlarmış. Resulullah'ın siz de tutun emrini de muhakkik
Böylece onlara muhalefet edin şeklinde anlıyor. Ben iştirak edemiyorum bu düşünceye. Tersine önceki rivayette geçen Resulullah'ın ben Musa'ya sizden daha yakınım deyip o güne sahiplenmesi, onun da oruç tutması. O günü kutlamak, yani Allah'ın İsrailoğullarını kurtardığı günü kutlamak, onun anısına Hazreti Musa'nın tuttuğu gibi buna iştirak etmek üzere Resulullah'ın siz de oruç tutun dediğini düşünüyorum. 1901 nolu hadisi okuduk. Sırada 1902 nolu hadis var. Haddesena Ubeydullah ibn Musa, bize Ubeydullah bin Musa anlattı. An İbni Uyeyne'te, o da İbni Uyeyne'den. An Ubeydillah ibni Ebi Yezid'e, o da Ubeydullah bin Ebi Yezid'den. An İbni Abbas'in, o da İbni Abbas'tan. Radıyallahu anhuma, Allah o ikisinden razı olsun. Kale, dedi ki, مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ اِلَّا هَذَا الْيَوْمَ. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi oruç tutmak üzere bir güne, bir günü bu kadar araştırdığına dair başka bir günü araştırdığını hiç görmedim. Yani bir insan bir günü nasıl araştırır? İşte diyelim bir iki ay kala, Aşure'ye ne kadar kaldı? Şu kadar kaldı. O hep gündemindedir, onu bekler. Tutmak isteğini yansıtıyor. Diyor ki Resulullah'ın Aşure'yi böyle istekle, hevesle beklediğini gördüm. Başka bir günü yani kaçırmak istemiyor. İlla hazel yevma, bu günden gayrı bu kadar özenle araştırdığı bir gün olmadı. O da hangi gün? Yevma Aşura, Aşure günü. Yakınlarda mı ya? Tutsak. Normalde biz, millet tutar, biz bakarız. Şeylerin yani sıkı mütedeyyinlerin işi gibi böyle. Biz böyle farz Ramazan mecburi olanı tutarız ama şimdi bu kadar çok Aşure'yi okuyunca ama bakın İbn Abbas bu bilgiyi veriyorsa, İbn Abbas Resulullah'ın son demlerine yetişti. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradan yıllar geçmesine rağmen Aşure gününe olan tutkusu kaybolmamış. Yine tutmuş yani. En azından Resulullah'ın sünneti olarak, tamam, kimse farz olarak değerlendirmiyor artık. Ve hâde şehra, ve bu ay hariç diyor. Yani şehra Ramazan'a. Ramazan hariç ve Aşure hariç Resulullah'ın tutmak üzere bu denli istekli davrandığı başka bir gün bilmiyorum diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Yani en azından diğer nafileleri düşününce Ramazan dışında, Ramazan farz zaten, içlerinde Aşure'nin öne çıktığı kesin yani. Çünkü Ramazan öncesi olan Ramazan gibi düşünün yani. Vaktiyle farz olan. Ha? Ekim'de. Ekim'de mi gelecek? 3 Kasım'daymış. Hmm. O zamana kadar soğur bu şeyler bizde. Yine şöyle bir durum olur. Hayırdır, niye yemiyorsun? Orucum. Ne orucu? Aşure. Ha, yine kaçırdık. 23 Ekim Cuma. Ha, 23 Ekim Cuma günü. 1902 nolu hadisteyiz. Evet, okuduk 1902'yi. Cuma gününde Müslümanın bayramı genelde yiyor. Genelde kaçırırız onu demek ki. Evet. Bir de cumartesiyle tutarsınız onu şimdi. 1903 nolu hadisteyiz. Diyeceğim, vaktimiz doldu. Akulu kavli hâza ve estağfirullah el-azîme li ve lekkum ve lisâirin mu'minîn.